Koronavirüsü defalarca anlattım ama hala eksik kalan çok parça var. Bu parçaları yavaş yavaş birleştirerek asıl kavganın köklerine ineceğiz. Herkesin payına düşecek bir hesabı var. Bu hesap ya dünyayı yenileyecek ya da bu bizim son savaşımız olacak. Dünyada ipler iyice gerildi. Koronavirüs konusunda binlerce tahmin ve suçlama var. Bu tahmin ve suçlamalar beraberinde birçok olayı da gün yüzüne çıkarıyor. Amerika'nın derinlerinde dönen oyunlar bize gösteriyor ki dünya henüz daha hiçbir şey görmedi. Amerika ve Çin arasında aylarca karşılıklı gümrük vergileriyle devam eden ticaret savaşının birinci faz anlaşmayla durdurulmasının ardından Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını iki ülke arasındaki iplerin yeniden gerilmesine sebep oldu. Amerikan Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu ay başında COVID-19'un Wuhan'daki bir laboratuvardan ortaya çıktığı yönündeki iddialarını dile getirmişlerdi. Trump, virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtlar gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamıştı. Ardından Trump, salgının Wuhan'daki bir viroloji laboratuvarıyla bağlantılı olup olmadığı konusunda hala şüpheli olduğunu, ancak Çin'in kasıtlı olarak yapmış olmasının ihtimal dışı olduğunu söyledi. Trump, "Bence kontrolden çıkmış olması daha yüksek ihtimal," dedi. Fox Business yayınında Çin'in fikri mülkiyet hırsızlığı yapmaya ve koronavirüs aşısı konusunda Amerika'nın önüne geçmeye çalıştığını onaylayan Amerikan Başkanı, "Onları durdurabiliriz, bunu yapmayı deneyeceklerdir. Bence bir kere daha onlarla iş yapmayı kesebilirsiniz," dedi. Ancak detay vermedi. Koronavirüsün arka planında dönen oyunları anlamak için bazen Ergündilerin yardımlarını alıyoruz. Bu videoda da tekrar Ergündilerden yardım alarak bazı gerçekleri sizinle paylaşacağım. Gerçekleri öğrenmeden önce daha fazla koronavirüs videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok ilginç gelişmeler oluyor. Özellikle Amerikan basınında inanılması güç konulara yer veriliyor. Çok gizli olan alanlara giriliyor. Dehlizlerde gidiliyor. Şaşırmamak elde değil. Daha önce başka parantezleri doldurmak için yazdığım bölge, şimdi biz bilmesek de görünmeyen manşetlerdi. Dünyayı etkilediği için bizler için de son derece önemli. Washington'a gidenler bilir. Potomac Nehri şehri ikiye böler adeta. Georgetown'dan karşıya geçersiniz ve CIA merkezine doğru yol alırsınız. 10 dakikada işte CIA'nin merkezinin bulunduğu bölge, dünyanın en değerli evlerinin bulunduğu McLean'e yaslanır. Bu bölge dünyanın kalbi gibidir. McLean'e kimlerin gidip geldiği romanların, filmlerin konusudur. Buraya sığmaz. Gelin bugün buradan gidelim. Önemli bir parantezin içinde kalarak. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadar 45 başkan görev yaptı. Son başkan Donald Trump, 2017'de derin devlet dedi. Bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanının cesaret edemediğini dile getiriyordu. JF Kennedy'nin bir toplantıda "derin devlet benim kadar güçlü değil" sözünü söyledikten sadece 49 gün sonra öldürülmesi, aslında Trump'ın büyük bir risk aldığının kanıtıydı. Masonik bir başkent olarak Washington'ın doğal olarak gizli kodları çoktu. Trump 2017'de derin devlet dedikten sonra tam 23 kez derin Amerika'ya meydan okudu. Trump suikasti de göze aldı. Ailesinin tamamının ortadan kaldırılma riskini de defalarca sırtladı. Çok az kişi yazdı ama gerçek buydu. Ancak unuttuğu bir gerçek vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimin hangi aday tarafından kazanılacağı, Washington DC'nin önemli bölgesi olan McLean'deki bir malikanede alınırdı. Kimin nasıl kampanya yönettiği ve ne vaat ettiğinin bir önemi yoktu. Amerika tesadüflere yer vermezdi. Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump. Amerika Birleşik Devletleri'nin son 40 yılında Beyaz Saray'da yaşayan başkanların tamamı McLean'deki evde aylar öncesinden başkan olacaklarını öğrendi. Buradaki evler malikaneydi. Normal ölçülerden söz etmiyorum. Büyük arazilerin içinde önlerinde lüks araçların bulunduğu ve elektronik sistemlerle güvenliğin kusursuzca sağlandığı bir yerdi. En küçük evlerden biri Dick Cheney'e indi. Düşünün artık. Bu bölgede kimin kazanacağı belirlenirken Al Gore, Kerry, Mitt Romney ve Hillary Clinton gibi isimler de kaybedecekler kulübüne dahil ediliyordu. Bütün önemli isimler McLean'deki malikaneyi bilir ve aylar öncesinde kendilerine başkanlık kartı verilip verilmeyeceğini anlarlar. Herkes kendi rolünü oynardı. Şimdi McLean'deki o malikane geçtiğimiz ay yıkıldı.
Amerika derin devletini yöneten ailenin oturduğu o malikane artık yok. Neden yıkıldığını bilen de yok. Yazılanlar, çizilenler arasında yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde derin bir darbe yaşandı. Derin devlet yer değiştirdi, el değiştirdi. İşte koronayla büyük sancıları yaşadığımız bu iklimde olan en önemli değişim buydu. Haberimiz yoktu. Bu yeni bir dönemdi. Derin evin yıkılması, Amerika Birleşik Devletleri'nin strateji değişikliğine gittiğinin kanıtıydı. Hem de çok hızlı ve kesin bir değişim. Mekliğindeki o malikane savaşları çok severdi. 40 yılda Arjantin-İngiltere-Falkland Savaşı, Sovyet-Afgan-Irak-İran, Hırvatistan Savaşı, Bosna Savaşı, Kosova Savaşı, 2. Körfez Harekatı, Arap Baharı gibi birçok dalgalanma Mekliğindeki malikanenin kütüphanesinde kararlaştırıldı. Bu kadar büyük bir güce sahip olan aile, malikane ve derin devlet yerini başka bir güce bıraktı. Demek ki bu güç öncelikli olarak savaş istemedi. Yoksa savaş çıkartmak çok kolaydı. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan askerlerine bir füze gelirdi, Amerikan donanması bunun sorumlusu olarak İran'ı açıklardı. Sonra İran'dan birkaç ülkeye füze atılırdı ve savaş başlardı. Şimdilik buna gerek yoktu. Çok büyük bir ekonomik kaos gerekiyordu. Virüs seçeneği önemliydi. Hazırdı ve sadece birkaç dakikalık operasyona bakıyordu. Öyle de oldu. Çin'in Wuhan kentinde başlayan virüs dünyaya yayıldı. Aslında hepsi Wuhan'dan yayılmadı. Detayların çok da önemi yok. Sonuç önemliydi ve Amerika Birleşik Devletleri planladığı sonuca doğru ilerliyordu. Derin yapılar içinde de anlaşmazlıklar olur. Değişimi kabul etmeyenler tasfiye edilir. Belki de Reagan döneminden beri yorulan bu güç, yeni dünya için Amerika Birleşik Devletleri'nin önündeki en büyük engeldi. Sonuçlarına bakarsak evet, derin yapı bunu engel olarak gördü ve eskisini tasfiye etti. Şimdi yeni, güncelleşmiş teknolojiye uyumlu derin Amerika var. Savaş gemilerini binlerce mil yüzdürüp, savaş uçaklarını havalandırıp büyük kanlı katliamlar yapmak çok maliyetli. Ya da terör örgütleriyle sistem değiştirmek. Bunlar kullanıldı ve denendi. Artık terör örgütlerinin Washington'la bağını bilmeyen yok. Yeni dönemde terör örgütleri lokal operasyonlar için kullanılacak. Bir virüs dünyadaki sistemi değiştirebiliyorsa terör örgütlerine de savaşlara da ihtiyaç yok. Ancak savaş kalabının tamamen yok edilmesi de mümkün değil. Çünkü virüsler de çok maliyetli. Ekonomik sonuçlara neden oluyor. Koronavirüsün ekonomik yıkımı 40 trilyon doları aştı. Yani operasyonun maliyeti düşük ama sonuçları ağır. Virüslerin sürekli kullanılması da riskli. Çünkü psikolojinin bozukluğu toplumları yönetmekte kolay olmaz. Şu an virüs sonrası insanlar emir almaya yatkın. Ancak arka arkaya birkaç salgın her bireyin kendi kararlarını almasının önünü açabilir. O nedenle koronavirüs kadar etkili bir salgının yakın zamanda gerçekleşmesi zor. Bu yetti de arttı bile. Artık bakılması gereken yıkılan derin evin yerine ne konuldu? Silahın bir adım geriye alındığı düzenin eşiğindeyiz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistemin kurumlarıyla saldırdığı dönemdeyiz. Herkes ve her şey için değişim kapıda. Çünkü değişimi kendi içlerinde başlattılar. Akıllarımızı birleştirip yeni frekansı anlamalıyız. Özellikle parayı. Koronavirüs ekonomik dalgalanmaları ve siyasi hesaplaşmaları da beraberinde getirdi. Büyük ekonomik durgunluklarda bunlar doğaldır ama hesaplaşmanın en şiddetli yaşandığı yer her şartta Amerika Birleşik Devletleri. Onların içindeki derin kavga dünyayı da sürükledi, herkesi etkiledi. Dolar rezerv para olduğu sürece bundan kaçmak kolay değil. Para ve derin Amerika'dan, yani Mekliğinden gidelim bugün de. Amerika Birleşik Devletleri yeni bir dünya için her alanda aktif. Çin'de de, Avrupa'da da, Orta Doğu'da da, Kuzey Amerika'da da. Hem de hiç olmadığı kadar. Sadece Pompeo izlense bile bu anlaşılır. 13 Nisan'da Beyaz Saray'da ciddi bir tartışma yaşandı. Beyaz Saray'ın içindeki derin devlet tarafından yönetilen bir oda vardır. White House Situation Room. Beyaz Saray Durum Odası. Hani terör örgütü liderlerine operasyon yapılırken, Ladin'de olduğu gibi Amerikan başkanlarının poz verdiği görüntülerin çekildiği oda. Tiyatro odası yani. İşte 13 Nisan'da Başkan Trump, Amerikan Ulusal Alerji ve Bulaştırıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yi bu odaya çağırdı. Trump'ın yanında en güvendiği kişi Daniel Scavino vardı. Yetkisi olmadığı odaya zorla giren Trump, Fauci'ye ağır hakaretlerde bulundu. Trump, "Derin Amerika umurumda değil, ben Büyük Amerika istiyorum. Senin gibi sülükler derin devleti yozlaştırdı. Derin Amerika her şeyin üstünde değildir. Sana bunu Mekliğinde de söyledim, hala aynı düşüncedeyim." dedi. Fauci'nin ilişkilerine bakıldığında ailelerle yani küresel sermaye ile yakın olduğu görülmekte. Oligarşinin adamı gibi durmakta. Devam. Trump'ın bu çıkışı derin Amerika'yı çok rahatsız etti. Trump o kadar farklı bir kişiliğe sahip ki her an her duruma tepki verebilecek bir çılgınlığı var. Çin virüsü, virüs Wuhan'daki laboratuvarlarda üretildi, kanıtları gördüm,
Tazminat seçeneğimiz Almanya'nın talebinden fazla olacak gibi derin Amerika'nın sözlerini söyleyen Trump yine herkesi şaşkına çevirdi. Trump, virüs Wuhan'da ortaya çıktı ama burası bir laboratuvar olmayabilir. Virüsün oradan çıkıp tüm dünyaya yayılmasına izin vermemeliydiler dedi. Yani derin Amerika'ya seslendi. Amerikan başkanı olduğunu ve gerekirse halka derin Amerika'yı rahatsız edecek açıklamaları yapmaktan çekinmeyeceğini gösterdi. Trump, pek kimsenin bilmediği McLean çıkışını yaptı. McLean, derin Amerika'nın doğduğu yerdir. Kimsenin karşı çıkamadığı bir yerdir. Birçok Amerikalı siyasetçinin gitmek istediği ama gidemediği yerdir McLean. Trump, derin Amerika'yla orada tanışmadı. Ancak derin Amerika'yla özel toplantılarını orada yaptı. Gücünü de McLean'den aldığını inkar etmedi. Haziran 2019'da McLean dünya gündemine geldi. Trump, McLean İncil Kilisesi'ni ziyaret etti. McLean İncil Kilisesi Papazı David Platt, "Allah'a yalvarıyorum, Başkan Donald Trump'a ülkeyi yönetmesi için bilgelik ver," dedi. Bu kilise de derin Amerika tarafından yönetilir. David Platt de derin bir papazdır. Çok güçlü siyasi bağlantıları vardır. Birçok ülkede etkisi olan bu papazın sözleri çok önemliydi. Derin Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece envanjeliklerin üstünde yükselmez. Yani Trump'ı destekleyen çok önemli bir güç var. Ve eski derin gücün bulunduğu McLean'deki ev yıkıldı, derin adres değişikliği oldu yani. Şimdi biraz da Daniel Scavino'ya bakmakta fayda var. Trump'ın o çok konuşulan bazı tweetlerini atan kişi Daniel Scavino'dur. Trump, Beyaz Saray'a giriş yaparken kampanya ekibinden sadece Daniel Scavino vardı. Trump'ın tüm sosyal medya hesaplarının şifresi Daniel Scavino'da mevcut. Scavino, sosyal medya direktörü olarak görünse de Trump'ın birçok sorununu çözen adamdır. Başka bir gücü vardır. Scavino, Beyaz Saray koridorlarında yürürken bir sessizlik olur. Okuduğumuz mesajları atan adamdır. Başkanın gölgesi yani. Scavino, 18 Ocak'ta Instagram hesabından yorumsuz bir fotoğraf paylaştı. Trump'ın arkası bir yangın yeri, alev topu. Küçük bir tabelada yangının önünde duruyor, o tabelada Deep State yazıyor, Trump da o fotoğrafta zarar görmemiş haliyle duruyordu. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kavganın fotoğrafıydı. Trump'ı susturamıyorlar. McLean İncil Kilisesi Papazı David Platt ya da envanjelik toplumunun tamamına yakınının arkasında olması nedeniyle olabilir. Ancak Trump, kimsenin bilmediği derinliklere inebilen biri. O nedenle Trump belki de eski derin devletin tasfiye edilmesinde rol alarak büyük bir Amerika kurulmasında rol alıyor. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman olmadığı kadar kaosun içinde. Bu kaos koronavirüsle ilgili değil. Koronavirüs bu kaosun dramatik yönlerinden biri. Bu kavganın merkezinde Washington var. Asıl merkezde olan da para. Parayı elinde tutma savaşı. Kim parayı yönetebilirse Amerika Birleşik Devletleri'nde zafer onun olacak. Bu da dünyanın 100 yıllık yörüngesine oturmasına yol açacak. Trump ve arkasındaki güç para üstünden yeni bir sistem düşlüyor. Amaç bu. Ortaklıkların olduğu McLean'deki derin ev bu nedenle yıkıldı. Nasıl Gorbaçov derin Sovyet'i aldığı kararla komünizmi tasfiye edip devleti dönüştürdüyse benzeri şimdi Amerika'da yaşanmakta. Trump öndeki isim sadece. Arka plandaysa paranın şimdiye kadar sahipleri olanlarla şiddetli saldırı var. Çin'in hedefe konması bu kavganın şifresiydi. İşin ilginç tarafı İngiliz istihbaratının CIA ile aynı çizgiye gelmesi ve Çin'i menzile koymasıydı. Bu iki güç birlikte yol alacaksa her şey değişecek demektir. Sanırım Trump kraliçeyi Windsor şatosunda küçük düşürdüğünde taşlar yerinden oynuyordu. Çok kişi anlamıyor ancak yeni sistemin işaret fişeği oradan atılıyordu. Bizler virüse karşı savaş verirken asıl savaş dünyanın tepesindeydi. Daha önce yazdığım gibi 2020'de bu işi bitirecekler. Bakalım olan biteni anlamak için de parayı takip edelim. Gerisi masal. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.